merhaba ben işte Hoca Full tekrarı bitirdik şükürler olsun Şöyle bir günlükte bir dinlenmemiz oldu Ardından müthiş bir karma soru çözümüyle karşınızdayım Şimdi bu soru çözümünde yani bir soruda ne kadar çok bilgi sınanırsa o kadar çok bilgi sınayacağız. Kendini hiç uzatmayalım. Sorular konuşsun biz konuşmayalım. İşte ilk soru karşımızda. Bu cümleler ve cümleleri oluşturan sözcükler dil bilgisi açısından incelendiğinde hangisi söylenemez diyor aşağıdakilerin. E o zaman Gel isterseniz satır satır gidelim. Hangisi söylenir hangisi söylenemez beraber karar verelim olur mu? Haydi başlıyoruz. Ne diyor? Farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. Bakalım edebiyatta eserleri incelediğinizde aslında yeni diye bir şey yoktur. Genel olarak yeni denilen her şey şimdi olarak derken arak erek gözümüze çarpıyor değil mi? Bir zarf fiil eki hepimizi yakaladık. Denilen derken an en, ya da eskime derken bakın de devamında eskime o da isim fiil. Yani farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır şıkkı. Doğru bir seçenek. Tamamdır Adana'yı eledim. Birden fazla belgisi sıfat kullanılmıştır. Bakın dikkat belgisi sıfat ne demişti diye bir şey. Buradaki bir belgisi sıfattır ya da her şeydeki her belgisi sıfattır ya da bir süredeki bir belgisi sıfattır. Daha birçok belki gördüklerimiz bunlar. Her iki cümlede kurallıdır. Bakın bir tanesi yoktur diye biten ilk cümle bir diğeri yüz tutar eskimeyi yüz tutmak diye biten İkinci cümle. Yani her iki cümlede evet kurallı. Yani yüklemi sonda. Güzel Denizli. Ek eylem almış birden fazla sözcük vardır. Bakalım yoktur derken buradaki dırdır biliyorsunuz ek eylemin geniş zamanıdır. Yani ek eylem vardır. Peki birden fazla sözcük var mı ona bakalım. İkinci bir ek eylemi ne yapamıyoruz? Göremiyoruz değil mi? İdiymiş ise dursun Edirne'ye de bakalım sonra netleşsin cevap. İkinci cümlenin yüklemi basit çekimli fiildir bakıyorum. Evet eskimeyi yüz tutmak basit çekimli. Bakın basit demiyor, basit eylem demiyor. Basit çekimli. Yani tutar burada ar er. Bir tane zaman eki var. Doğru basit çekimli. Tamam? Aman dikkat. Basit eylemle basit çekimli eylem karışmasın. Doğal olarak Denizli'deki ek eylem almış birden fazla sözcük vardır ifadesi söylenemez. Yanlıştır. Yoktur öyle bir şey. Devam. İkinci sorudayız. Haydi arkamıza yaslanalım. Eminim çok memnun oldunuz ilk sorudan değil mi? Baya bir şey sınıyor. Çok güzel bir tekrar sizin için de. Eksiklerinizi görmeniz adına birebir. Haydi hocam arkaya yaslandık. Çayları yudumladık. E başladık. Bu dizelerin oluşturduğu cümle ve cümledeki sözcüklerle ilgili. Hangisi söylenemez? E, haydi başlayalım. Soru zamirine yer verilmiştir. Bakalım kimler bilir onun kadar şapkadan tavşan çıkarmasını? Kimler bilir derken onlar bunlar şunlar. Soru zamirinin ta kendisi. Cümlenin yüklemi basit yapıldır diyor. Bilir derken arkadaşlar evet basit yapılı. Bakın az önce de basit çekimli demişti. Basit yapılı ne hocam? Yapısına göre. Yani yapım eki almasın diyor bu. Peki basit çekimli neydi hocam? Tek ki peki olsun diyordu. O da vardı tamam. Aman dikkat. Bilir kelimesi mesela basit yapılı bir eylemdir. Doğru. Belirtisiz isim tablaması vardır. Yani Kapının kolu değil de yüzyıllık kapı kolu, evin sahibi değil de en sahibi gibi bir şey olacak. Doğal olarak görme ihtimalimiz düşük şu an onu. Yan cümle cümlenin nesnesidir diyor. Bakalım nesne nedir hocam burada? Kimler biri onu kadar neyi şapkadan tavşan çıkarmasını? Bakın neyi şapkadan tavşan çıkarmasını? O nesne mi? Evet çıkarmasını derken mame isim fiil eki var mı? Var. Yani burası bir yan cümle mi? Evet. Yan cümle cümlenin nesnesi mi? Evet. Müthiş. Girişik birleşik cümle. Ya zaten eylemsiyi yakaladım. Bu cümle tabii ki girişik birleşik cümle olacak. Doğal olarak Ceyhan doğru cevabımız. Çok iyi gidiyoruz. Yorucu. Yorucu açık söyleyeyim. Yorucu bir soru, yorucu bir test, yorucu bir soru çözümü. Bakalım neler olacak. Haydi isterseniz hakkını vererek devam edelim. Ben şöyle bir bakayım tekrar ekranımıza. Evet harika. Haydi arkadaşlar odaklanalım lütfen. Bakalım pul çeken olacak mı? Bu dizelerde aşağıdaki hangisi yoktur? Gelin tek tek eleyelim. Çok güzel bir tekrar olsun. Birden fazla sözcükle zarf fiil. Bakalım. Göremedim yüzündeki başarının izini. Sessiz kaldım duyurmadım sesini. Eller yağdı derken senin dizini. Başımı yaslayıp duramıyorum diyor. Yaslayıp derken ıp ip. Ederken derken ken. Doğal olarak birden fazla sözcükle zarf fiil eki var mı? Var var. Değil mi? Net. Peki Adana eledim. Bursa iyilik eki almış isimler. Yüzündeki senin yüzün, bakın dizin, senin dizin, sesin, senin sesin falan fistan. neyse daha onlarca. İyilik eki almış isimler evet. Eylemi zaman yönünden belirten sözcük. Oba bakın ne diyordu? Eller yağ ederken ne zaman? Eller yağ ederken Eylemi zaman yönünden belirten sözcük ne demek hocam? Tabii ki zaman zarfı demek Ceyhan'da vardır. İsmin belirtme halekini almış isim. Yani haleki almış isim de geç gitsin burada. Kelime oyununa gerek yok. Artistliğe gerek yok. Bakalım. Tabii ki bakın izini, sesini, dizini derken hep en sondaki mımilerin iyisi belirtme halekidir. Bu da tamam. Edilgen çatılı eylem. Yani yapıldı, edildi var mı? Duyurmadım, kaldım, duramıyorum değil mi? göremedim. Burada asla edilgen çatılı bir eylemimiz yoktur arkadaşlar. Doğru cevap Edirne'dir. Geldik dörde. Bu cümle ve cümleyi ilgilendiren, oluşturan vesaire vesaire. Neyse söylenemez. Tek tek inceleyeceğiz. Soruya artık gerek yok. Ortaç zarf tümleci görevindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Adana'ya bakar mısın Allah'ını seversen? Ya böyle bir seçenek olabilir mi ya? Al sana 2021 işte. Al sana sınav. 2021 TYT'nin özeti bu. Bu şık. Bitti. Ortaç zarf tümleci. Oğlan ortaç ne? Zarf tümleci görevindedir. Nasıl yani? Önce zarf tümlecini bulacağız. Ortaç var mı içinde bakacağız. Ya da ortaçı bul hangisi kolayına geliyorsa. Zarf tümleci mi diye bak. E bakalım. Konuşulan yıllarda herkes edebiyat sevdalısıydı. Ve güzel edebi eserleri tutkundu. Şimdi ne zaman vesaire vesaire sevdalısıydı? Konuşulan yıllarda ha tamamdır. Zarf tümlecimizde an en sıfat fiil yani ortaç var mı? Var. Çok güzel adına doğru. İki cümlenin öznesi belgisiz zamirdir. Bakalım. Herkes edebiyat sevdalısı. Tamam herkes elbese her ve güzel edebi eserleri tutkundu herkes. Evet iki cümlenin de öznesi herkes yani belgesiz zamir. Bu da tamam. Ceyhan at tamlaması ve sıfat tamlaması kullanılmıştır diyor. Bakalım konuşulan yıllar var. Evet güzel edebi eserler hep sıfat tamlamaları. Edebiyat sevdalısı edebiyatın sevdalısı. Belirtisiz isim tamlaması. Evet ikisi de var. İkinci cümlenin yüklemi basit yapıldır diyor. İkinci cümlenin yüklemi tutkundu. Tutmaktan tutku tutkudan tutkun basit yapılı değildir ek ile mahmuz sözcükler vardır. Bakalım. Sevdalısı idi, tutkun idi. Evet ek ile sözcükler vardır. Çok güzel gidiyoruz. Bence müthiş gidiyoruz. Yani 4'te 2, 4'te üçe saygı duyarım. 4'te 4'ün önünde eğiliriz hocam o kadar yani. Bir bakalım bir karanlıklık, bir gitmeler gelmeler olmasın ekranımızda. Şöyle bir görelim. Harika, güzel görünüyor gibi. Haydi geldik 5. soruya. Çok iyi gidiyoruz. Hangisi doğrudur diyor. Hangisi doğrudur? Şimdi yapı bakımından birleşik cümledir arkadaşlar diyor. Bakalım. Gördükleri karşısında ne yapacağını bilmez bir halde sokağa doğru fırladı ve çığlık atarak koştu. Hocam şimdi dık dik var, acak ecekler, mazmezler yani film havada uçuyor. Birleşik cümle değil mi bu girişik birleşik cümle? Hayır. Bakın burada V bağlacı var. V bağlacından önce ve sonra cümle olduğuna göre değil mi? Bu birleşik cümle değil bağlı cümledir. Bir kere bir yanlıştır. Şıklardan elersem cevap çıkar da yine de biz devam edelim. Farklı tür fiilimsler kullanılmamıştır diyor. Arakerek var, acak ecek, dık dik, mazmez var. Yani sıfat fiiller, zarf fiiller var, kullanılmamıştır diyor. Kullanılmış, evet. Birden çok yüklem kullanılmış. Doğru, fırladı, ne bileyim artık koştu vesaire vesaire. Bu doğru. Eylemi durum yönünden belirten sözcük vardır. Durum zarfı, evet. Nasıl? Çığlık atarak. Bu da doğru. 3-4 benim doğru cevabım olacak. Bursa, çok iyiydi. Geldik 6. soruya. Haydi hocam hakkını verelim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Bafil demişim. Bir okuyalım önce. Bakma sakın ama sakın bir eseri seçerken. Ha ken bağ fiil. Emir kipiyle çekimlenmiş fiil var zaten bakma demiştik. Belirtili nesne. Ne diyor seçerken kapağına bakma diye bağırdığını duyunca şaşırdım. Hocam neyi? Vesaire vesaire diye bağırdığını. Sanki belirtir nesne gibi ama değil. Bakın şaşırdım yüklem. Kim ben ne zaman? vesaire vesaire yaptığını duyunca zarf tümleci ve yüklemden oluşan bir cümle. Belirtili nesne yok arkadaşlar. Dursun yine de. Bağlaç demiş ama var, değil mi? Sakın ama sakın bağlaç var. Basit eylem şaşırmak basit bir eylemdir, değil mi? Şaşmaktan şaşırmak nihayetinde. Ha dur, dur oba. Şimdi dur hocam. Dur, burada dur hocam. Burada bir sakinleşelim bakma ifadesinde olumsuzluk var. Yani nihayetinde bakma basit yapılı diyebiliriz. Çünkü olumsuzluk eki yapım eki midir, çekim eki midir biliyorsunuz tam aradadır. Yani çekim eki kabul edilip ben buna çok rahat basit diyebilirim. Burada sıkıntımız yok. Ha, şaşırmaya gelince şaşırmak türemiş arkadaşlar. Şaşmaktan şaşırmak. Ha, şöyle genel olarak baktığımız zaman sanki şey gibi geniş zamanın hikayesi gibi duruyor değil mi? Geniş zaman eki değil arkadaşlar. Şaşmaktan şaşırmak yani şaşırmak türemiş. Orada netleştik. Burada basit olan eylemi bakma olarak çok rahat alabilirsiniz. Tamam. Belirtili nesnemiz burada yok arkadaşlar. Çok iyiydi. Ceyhan yerindeydi. Güzel sağlam gidiyoruz. Tekrar ediyorum. Olumsuzluk eki. Yapım ekidir diyen çok önemli isimler var bilim insanları bir tarafta değildir diyenler. Çekim eki, daha doğrusu çekim ekidir evet diyenler var. Doğal olarak ikiye ayrılmış bir nokta olduğu için biz çekim eki alıp onu basit dedik. O anlamda içimiz rahat olsun tamam. Peki devam edelim. Geldik yedinci soruya. Haydi bunun da hakkını verelim. Bu deselerle ilgili hangisi yanlıştır? Başlayalım. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil vardır. Bu ne? Etmek olmak kılmak. Vara vara vardım ol karataşa. Hasret ettim beni kavum kardeşa diyor. Şimdi hasret etmek yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. E tamam. Soru zamiri kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Haset ettim beni kavim kardeşa. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa? Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diyor. E doğal olarak sebep ne? Şu. Sebep nedir? Şudur. Yani soru zamiri var. Soru zamiri kullanılmamıştır diyor. Yanlış. Devam. Birden fazla türemiş sözcük. Ayrılık, yoksulluk, ölmekten ölüm, kanlı. Her taraf türemiş sözcük. Geç. Kuransız cümle kullanılmıştır. Evet hasret ettin beni kavim kardeşe diyor. Kavime kardeşe yani akrabaya tanıda şuna buna hasret ettin. Kuransız cümle harika. Ünlü düşmesine uğramış sözcük kullanılmış. Evet ayırmaktan ayrılık daha onlarca belki var ama boş ver. Biz gördüğümüzü söyleyelim. Ayırmaktan ayrılmak tamamdır. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. 7'de 7 yedi yapanların önünde istisnasız eğilmek lazım direkt. Devam. Hangisi yanlıştır? Bulunma leke alan sözcükler vardır. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada diyor. Yani buradaki de ayrı olsun. Ben de gülemedim diyor. Dünyada derken daha diye. Bakın hemen altında bir dünyada daha var. Evet doğru. Bulunma leke alan sözcükler var. Şahıs zamirlerine yer verilmiştir. Sen beni bakın sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada diyor. Sen ve beni şahıs zamirlerine yer verilmiş. Girişik birleşik cümle kullanılmış. En sonda ömrümü boş yere çalan dünyada an en pirimsi var. Girişik birleşik cümle var. Ünlü değişimde uğramış sözcük. Hocam ünlü değişimi neydi Allah'ını seversen? Ünlü değişimi sana bana. Ünsüz değişimi yumuşamaydı değil mi? Aman dikkat. Doğal olarak ünlü değişimi burada bakalım var mı? Yok sen var, ben beni var, bende var, sen var, bir daha sen var. Yok, burada göremiyoruz. Yine de dursun. Devrik cümleye yer vermiştir. Evet, bakın ben de gülemedim ya da gülmedim yalan dünyada diyor. E tamamdır o devrik cümle zaten. Ünlü değişimi. Sana bana yok hocam. Sen ben havada uçmuş ama değil mi? Onlara kalmış ama değişime uğramamışlar. Devam 9 ve 10 diyelim. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Bence çok faydalı oldu. Bakalım 9 ve 10'da fayda sağlayacak mı? Yanlıştır diyor. Başlayalım. Cümlenin öznesi tamlananın nitelenmiş bir isim tamlamasıdır. Mükemmel. Mükemmel ötesi yok. Vallahi ötesi yok. Mükemmel bir seçenek bu. Ya Rabbim. Aman Allah'ım mükemmel mükemmel. Hiç karşılığı yok yani bu şıkkın. Tam bir kitap ya bu şık. Vallahi bir kitap. Yani bin soruluk bir kitaba eş yani. Hocama abartma. devam. Cümlenin özdesi. tamam özneyi bulalım. Tamlananı nitelenmiş diyor. Yani tamlayan tamla ikinci sözcük nitelenmeyecek diyor. Bakalım. Sınıfların ilgili halleri oradaki herkesin dikkatini çekiyor. Dikkati çeken ne? Sınıfların ilgili halleri. Şimdi sınıfların halleri isim tamlaması araya sıfat girmiş. Ha, tamlanın nitelenmiş isim tamlaması. Süpersin. Belgesiz zamir var diyor. Herkesin derken belgisiz zamir. Mükemmel. Birleşik zamanlı eylem vardır. Çekiyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Evet. Cümle yapısına göre basit cümledir diyor. Basit cümle midir? Bakalım dikkatini çekmek burada. Kalıp ifademiz, yüklemimiz zaten. Tamamdır. Herhangi bir şey göremiyoruz. Herhangi bir Sıfat fiil vesaire yok. Dursun. Dursun. Yani fiilimsi yok sıfat fiil derken. Bir tane yalın isim kullanılmıştır diyor. Ha bu arada bu niye dursun? Yani burada fiilimsi fiilimsi yok dedi. Cümle yapısına göre basit cümle tabii. Onu niye dursun diye durduruyoruz. Denizli'yi de eledik. Bir tane yalın isim kullanılmıştır diyor. İlgili yalın isimdir. Sınıfların yalın isimdir. Daha onlarca şey orada yalın isim olabilir. Doğal olarak yalın isim neydi hocam? Basit isim miydi? Hayır arkadaşlar. Yalın ismin basit isimle zerre alakası yok. Uzak yakın ilgisi yok. Yalın isim dediğimiz şey ismin haleklerini almamış isim demek tamam ismin halekini almamış isme yalın isim denir arkadaşlar Doğal olarak evet burada ilgili kelimesi ismin halekini almamış Sınıfların kelimesi almamış E doğal olarak yalın isim bir tane demiş Hayır birden fazla kullanılmış Devam On, Bu cümlede neler var diyor hangisi yanlıştır diyor Ortaç kullanılmış başlayalım Mucur'dan yola çıkan aşıklar heh, Çıkan derken an en ortaç yani sıfat fiil Türemiş eyleme yer verilmiştir Bakalım Aşıklar Karacalı'ya vardı mı? Şöyle beyaz çeşmenin başında soluklanır. Soluktan değil mi? Soluklanmak. Yani o bir eylem zaten. Her türlü türemiş eylem tamamdır. Özne sıfat tamlaması biçimindedir. Evet. Mucur'dan yola çıkan aşıklar vesaire vesaire yapar diyecek. Belli ki özne sıfat tamlaması çıkan aşık derken ek eylem kullanılmıştır diyor. Severler idi. Ek eylem de var. Doğru. Tek tür fiilimsiye yer verilmiştir. Bakalım. Nerede ne var? Geçerken derken kenimiz var burada. Zarf fiilimiz. Onun dışında başka neler var? Mucurdan yola çıkan an en iyi işaret demiştik zaten hocam bunu da görebiliriz doğal olarak tek tür filimse yer verilmemiş değil mi birden fazla tür sıfat fiil var zarf fiil var vesaire var güzel Sınavda böyle bir soru ciddi zamanımızı çalar arkadaşlar. Bu kadar acımasız davranmıyorlar. İçiniz rahat olsun. Ben burada acımasız davranmışım baya baya. Bunun nedeni de tabii ki sınav öncesinde sağlam bir tekrar yapmanız. Yoksa hangisi vardır deyip çat diye cevabı bulabilirdim. Ya buldurabilirdik sizlere. Yanlıştır diye bakın bütün sorulara söylenemez. Yanlıştır'a çevirip en azından tek tek bütün şıkları bulmanızı istedik. Bu soruları anladıysak bakın hocam full çektim falanlarını zaten önünde eğiliyoruz da. Bu soruları çözerken anladıysak hocam 9'u çok iyi anladım her şıkkıyla onu çok iyi anladım. Her şıkkıyla diyorsan artık sınavda şovdan daha ötesini beklemiyoruz hocam. Şov yapacaksın. Tamam. İçin çok rahat olsun. Burada seçenekleri okumak bile kendi içinde marifetken sen bunu anlayıp da hocam kesin edirne, kesin denizli, kesin Bursa dediysen çoktan sınavı parçaladın demektir. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda inşallah flash videoda görüşmek üzere.